tarafları. Yüzümü bile görmek istemiyormuş. Türkiye güzeli olmasam bu laflar bana... Kemal. Ne işin var senin burada? Hasretinden gözüme uyku girmedi. Gelip bir gül yüzünü göreyim dedim karıcığım. Kemal, biz boşandık artık. Her özlediğinde gelip göremezsin beni. Tamam. Kağıt üstünde artık karı koca olmayabiliriz. Ama aramızda hala bir gönül bağı var. Yalan mı kız, he? Yok bağıma. Mahkeme kesip attı o bağı. Bir daha da gelme buraya. Ver bakayım sen şu anahtarı bana. Ver, ver, ver. Sen de beni özlemedin mi kız? Hale bak. Nezihe'nin oğlanları iyice benzetmiş seni. Ne yaptın da bir araba dayak yedin acaba? İtiraf ettim. Neyi? Seni hala unutamadı. Nezihe bunu duyunca olan aklını kaybetti. Conta civata ne varsa attı. Ben seni kimselere yar etmem dedi. Oğullarını saldı üstüme. Dövdürdü bu adamı. İşte olan bu. Yine tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyorsun Kemal. Eylül bana her şeyi anlattı. Kızım senin işine taş koymuş, Nezihe de sepetlemiş seni. Biliyorum ben. Külliyen yalan, vallahi iftira. Ha, Nezihe'nin oğlanların Eylül'le konuştuğu, bak işte orası doğru. Eylül Hanım arkamdan atıp tutmuş o bildik iftiralarını. Ama bak Nezihe dedi ki, Kemal, senin üvey kızının dedikleri beni ırgalamaz. Sen ne söylüyorsan ben ona inanırım dedi. Ya işte böyle. Eylül'ün söyledikleri yüzünden dövmediler yani seni. Tabii kız. Ben Nezihe'nin kıskançlığı yüzünden yedim odaya. Ama hastaneden çıkınca doğruca Eylül Hanım'ın yanına gittim. Kız bana bak dedim. Ben anana hala aşığım, aşık. Niye dikiliyorsun kız öyle? Hadi gel de sarıl şöyle bir kocana, sarıl. Bilmiyorum Kemal. Kime inanacağımı şaşırdım ben artık. He. Senin de kabahatin işte bu Mesude. Bu adama inanmak yerine aşkımızı çekemeyen dış mihraklara inanıyorsun. Ama bak ben ne yaptım? Döndüm. Yine sana geri geldi. Zaten bırakıp gidemezdim ki karıcığım. O güzel gözlerin kirpiklerine beni prangalamışken. Kız Mesude, sen benim metinimin, biricik veliahtımın annesisin. Biz ayrılamayız kız. Çayla simit, kuruyla pilav gibiyiz biz seninle. Ayrılmaz ikiliyiz işte kadar. Bu sefer de ben istemiyorum seni Kemal. Sonuçta İzzet'in nefsim var benim de. Yaptıklarını unutmam. Öyle söyleme kız. Ayrıca sen gitsene bu evden. Dul bir kadınım ben artık. Gece gece eve adam aldı diyecekler. Ah! Çık 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 çık. Çık çık çık. Ah! Mesude, bir dakika beni dinle karı. Gel.
Ben gidip bir bardak su içeceğim, oturmayamıyorum ben. Hediye Hanım, bu saatte rahatsız ettim, kusura kalmayın da Songül verir misiniz telefona lütfen? Ya uyuyun artık. Kızım sabah okul var, zombi gibi ortada dolanacaksınız bütün gün. Bize diyene bak, sen sanki uyuyorsun da. Orası öyle. Kızım aklım Cemre'de, uyku falan yok bende. Kızlar, Emine Hanım arıyor. Alo Emine teyze, Cemre'den bir haber mi var? Yavrum, Cemre iyi. Merak etmeyin, benimle beraber. Şey, sokaklarda dolanmış da biraz. Yorulmuş. Az önce uyuyakaldı. Kızım. Halasını aramayayım diye bana yemin verdirdi. Siz bilin değil mi? İyi yani. Benimle. Merak etmeyin kuzum, oldu mu? Emine teyze çok sağ ol haber verdiğin için. Çok teşekkür ederiz. Bak sakın gözünü Cemre'nin üzerinden ayırma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Emine teyzeye mi gitmiş? Aynen. Ama kızlar Cemre demiş ki sakın kimseye söylemesinler. Halasını duymasından korkuyor galiba. Tamam tamam. Şu tahliye sonuçları çıkana kadar biz de ağzımızı sıkı tutarız. Biz de Emine teyzeye ziyarete falan gitmeyin de şimdi o manyak kadın takip falan etmesin. Yedoş. Eylül evine geri dönüyor. Cemre yurda tekrar geliyor. Aslında her şey çok iyi gidiyor ama ben sevinmeye korkuyorum. Niye korkuyorsun kızım? Sevin kardeşim, sevin. Artık her şey çok güzel olacak. Yedoş sen de çok sağ ol ya. Ah kızım Eylülcüm, çok sevindim. Şimdi uyuyabilirsin. Aynen. Ay. Cemre iyiymiş yani Feride Hanım. Merak edilecek bir şey yok. Ay çok şükür. Neredeymiş peki? Şş, şş, şş. Sus. Sus sakın söyleme. Sakın söyleme. Benim bunu duymamam lazım. En iyisi duymayayım ben nerede olduğunu. Şimdi bir kamu görevlisi olarak ben bunu duyarsam yalan falan söyleyemem. Tamam Feride Hanım, söylemeyiz. Tamam tamam, söylemeyiz. Tamam. Feride. Cemre'nin nerede olduğunu öğrenebildin mi? Nereden öğreneyim ben Neriman Hanım? Bana niye soruyorsunuz? Ben nereden bileyim? Vallahi de billahi de bilmiyorum. İki gözüm önüm aksın ki bilmiyorum. Neriman Hanım nereden bileyim? Tövbe estağfurullah. Tamam kızım tamam, yemin etme. Bunlar bilseydi sana söylerdi zaten. O yüzden sormuyorum bile. Canım beni. Geldim. Ay patlama, geldim. Yine niye geldin sen? Bitti diyorum işte, anlamıyor musun? Bitmedi Mesudem, bitemez. Onu benim üstüme gül koklamadan önce düşünecektin canım. Senin sandakımı bıraktın kız, insafsız. İyi vallahi, önce terk edip bunalıma sok, ondan sonra da hesap sor. Ben bir anne şefkati aradım o kadında Mesude. Zinhar aşk değil. Bunun nesini anlamıyorsun canım? Evlenecektin ama kadınla neredeyse.
Kim? Ben mi? Hem de o buruşuk Nezihe ile. Sen bu adamı hiç tanımamışsın Mesude Hanım. Benim geçmişim de sensin, geleceğim de sensin. Şunun içindekileri bir gör de o zaman anlayacaksın seni ne kadar çok sevdiğimi. Al kız al, al da bir bak bakalım ne varmış içinde. Hediyelerle falan kandıramazsın beni Kemal. Boşandık biz artık. Bu adam ancak helalin olarak girer bu eve. İşte bu kadar da namusuna düşkündür, bilirsin sen. Aç kız aç, aç da bir bak. Bak bakalım ne getirmiş sana bu adam. Al, al. Bir kere bakmaktan bir şey olmaz. Bak. Kemal. Mesude. Aa, Cemre'nin psikopat halası gelmiş. Bunun ne işi var burada ya? Ne işi olacak? Cemre'yi bekliyor. Ben gösteririm onu. Aç şunu. Ne var? Boşuna kapılarda bekleme. Cemre senden kaçıyor. Okula falan gelmez. O verdiğin ilaçlarla aklını başından alamadın arkadaşımızın. Bence git canım sen hadi. Ne biçim arkadaşlarsınız siz ya? Zaten kızın psikolojisi bozuk. İyice kafasını karıştırdınız. Eğer yeğenimin başına bir şey gelirse sizi pişman ederim. Ya sus be. Hiçbir şey olmayacak ki yeğenine. Biliyorsunuz değil mi yerini? Bakın eğer bilip de söylemiyorsanız çok fena olur. Lan biz bilsek de sana söyler miyiz be? Hadi ikile buradan hadi. Pislik kadın yürü. Nereye sakladıysanız bulacağım onu. Anladınız mı? Er ya da geç o eve dönecek. He. Hadi bakalım. Defne, iyi ki gördüm seni. Bomba bir haberim var. Sen sınıfa git, görüşürüz sonra. Ne oldu? Hazır mısın? Cemre kayıpmış. Bir kadın geldi, yana döne her yerde onu arıyor. Yetimhane gülleriyle kapıştılar şimdi kapıda. Hadi ya. Hı. Çok iyi değil mi? Ya parayı niye çarçur edeyim teyze? Çocuk muyum ben? Sedat zaten iki aydır bana nafaka ödemiyor. Ya kira, masraflar üstüme üstüme geliyor. Ben bu çekimi bozdurmak zorundayım. Tamam canım, tamam. Celallenme hemen. Öylesine söylüyorum işte. Artık zengin kocan yok. Karnında da babasının sahip çıkmadığı bir bebek var değil mi evladım? Ay teyze. Sıra bana geldi. Hadi kapatıyorum, rica edeceğim. Sen sadece bana akıl ver zaten. Bu çeki bozdurmak istiyorum. Kimliğinizi alabilir miyim? Bu çekin karşılığı yok hanımefendi. İşlem yapamıyorum. Nasıl yani? Ödeme alamayacak mıyım? Maalesef. Karşılıksız. Ne? Songül çok sağ ol ya. Seninle konuşmak bana acayip iyi geliyor. Ya arkadaşım, ben seninle her zaman dertleşirim ama bu kadar kafana takma. Oğlum bak, aşk meşk meselesi, tamam mı? Böyle şeyler gelir geçer. Bu hayatta çok daha büyük dertler var Mert. Haklısın ya.
Kafanı şişiriyorum. Siz nelerle uğraşıyorsunuz, ben gelmiş sana ne anlatıyorum? Ya hayır, saçmalama, öyle demek istemedim de. Ben biliyorum ki 3 gün sonra başka birini bulacaksın ve unutacaksın. Geçici bir şey yani bu. Geçecek. Geçecek. Songül, senin baban hapisteydi değil mi? Ya affedersin. Ya seni üzmek istemedim. Kader anlatmıştı. Sadece hapiste dedi. Başka bir şey anlatmadı, merak etme. Ya tamam, sorun değil. Herkes biliyor zaten. En azından baban dışarı çıktığında ona sarılabileceksin. Ben babamın yüzünü bile hatırlamıyorum. Öldüğünde ben çok küçükmüşüm. Ben bilmiyordum Mert. Çok üzüldüm, başın sağ olsun. Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim. Selam aşkım. Ölmüyorum inşallah. Yok sevgili, bölmüyorsun. Bir şey konuşuyorduk sadece. Sen kantine gidiyorsun galiba. Sen git, ben hemen geliyorum sevgili. Git diyorsun yani. Tamam, görüşürüz. Yok, git demiyorum. Geliyorum Güney. Bozuldu galiba. Yok, o bana bozulmaz. Nasıl kaybettin sen babanı? Trafik kazası. Anne ne kadar üzülmüştür. Başka kardeşlerin var mı? Ablam var bir tane, o kadar. Nasıl hissediyorsun? Oh oh oh, ne güzel, afiyet olsun. Keyifler yerinde bakıyorum Cenk Efendi. Yerinde kanka, ne oldu ki? Ne oldu? Senin yüzünden o Mert denen çocuk Songül'ü esir alıp duruyor. Ya kanka, geçer 2 gün sonra ya. Geçer. Ha. Rahat mısın oğlum sen? Ha? Senin yüzünden bunalıma girdi çocuk. Gitsen yardım et çocuğa ya. Düşsün artık Songül'ün peşinden. Allah Allah. Vallahi çok kötü yapacağım ha o çocuğu. Bana ne abi, ikiniz bir formül bulun artık. Hoppala kanka, ne yapabiliriz ya? Hem o çocuk bana gıcık, biliyorsun. Ne? Oğlum bana hiç bakmayın. Ben yapacağımı yaptım. Gittim, kafana takma kardeşim konuşmasını yaptım, bitti gitti. Ya kanka tamam, sen tamamsın da yani... Ya, biraz da Eylül konuşsa, ha? Oğlum ne diyorsun ya sen? Eylül'le ben zor görüşüyorum zaten. Biz de Songül'le zor görüşüyoruz. Biraz da Eylül yardım etsin, ne olacak? Hayır abi, saçmalamayın. Yok öyle bir şey. Eylül'ü unutun. Ne yapacağım ben? Tamam ya, sakin olun. Ben konuşurum. Hayır ya. Ya çocuk benim yüzümden bunalımda. Benim bunu çoktan yapmış olmam gerekiyordu. Tamam aşkım, konuş. Görüşürüz. Şurada. Giremezsiniz. Selin. Hanımefendi lütfen. Selin, bırak kolumu. Burası Ekrem'in evi. Senden mi izin alacağım? Efendim, engel olmaya çalıştım ama. Tamam, ben onun anladığı dilden konuşurum. Sen işine bak. Verdiğin çek karşılıksız çıktı. Yani. Ne bekliyordun ki? Ekrem artık 5 kuruşsuz bir adam. Verdiği çekler de karşılıksız çıkıyor işte. Beni sakın hafife alma Selin. Ben sana dava açacağım. Evine haciz getireceğim. Verdiğin karşılıksız çek için hapislerde sürüneceğiz. Ay çok hoşsun Banucuğum.
parayı neden aldığını da söyle avukata, tamam mı? Bak bu ayrıntıyı sakın unutma. Bebeğini para karşılığında aldırmaya çalıştığını, aslında yalan söylediğini, beni kandırdığını, ne kadar ahlaksız bir kadın olduğunu. Bunları tek tek anlat avukata. Belki sana faydası olur. Açacağın davada da bir sonuç olacağını zannetmiyorum. Ekrem gibi fakir bir adamdan ne alabilirsin ki? Mert, biraz konuşabilir miyiz? Bak, ben seni üzdüğüm için çok pişmanım. Yani yardım olur mu bilmiyorum ama ben de gerçekten çok üzülüyorum. Lütfen artık iyi ol ya. İyi olacak bir şey yok, geçti zaten kader. Hem Cenk'le sevgili olduğunuzu da biliyorum, benden saklamanıza gerek yok. Ben gerçekten böyle olsun istemedim. Eğer seni kırdıysam... Tamam kader, uzatmaya gerek yok. Hem senin sayende Songül'le çok iyi arkadaş olduk. Gerçekten harika bir kız. Öyledir. Merhaba. Müsaitseniz şimdi konuşabilir miyiz Songül Hanım? Ay hiç trip atma sevgili. Çocuğun morali bozuktu, o yüzden konuştum. Morali bozuksa gitsin annesi teselli etsin Songül. Sana ne oluyor? Farkında mısın? Çocuk kabus gibi çöktü üzerimize ya. Bak deme ben bu çocuktan hiç hoşlanmıyorum. Niye Güne? Çocuk sana ne yaptı? Hem ben senin eski sevgililerini kıskanıyor muyum? Okuldaki kız, yazlıktaki kız. Daha benim bilmediğim kaç kız var acaba? Hani takmıyordun sen onları? Takıyorum Güney. Sonuçta ben de insanım değil mi? Takıyorum ama sana belli etmiyorum. Kıskanıyorsun yani sen beni. Yok canım. Kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun. Ya kıskanmıyorum, bak tokat atarım ben. Hadi itiraf et, kıskanıyorum da. Ya tamam kıskanıyorum. Kıskanıyorum ama ben olay çıkarmıyorum. Rica ediyorum sen de çıkarma. Bakarız. Tut bakayım sen şu sevgilinin elini. Tut. Yürü, kıskanç şey. Alo. Evet, benim. Evet. Kendisi ev sahibim, biliyorum. Tamam ben halledeceğim. Lütfen protesto falan çekmeyin, olur mu? Allah kahretsin, bir bu eksikti. Efendim? Alo, teyze. Acil yardımına ihtiyacım var. Ya çok zor durumda kaldım. Çek karşılıksız çıktı. Ay, ben sana boşuna demiyorum değil mi? Yarınını garanti altına al diye. Ah, zengin koca peşinde koşacağına keşke bir bankaya işe girseydin. Tamam teyze, lütfen keser misin? Bak biraz önce ev sahibimin avukatı aradı. Yarına kadar birikmiş kiralarımı ödeyemezsem beni evden atacaklar. Acil 10 bin lira ihtiyacım var. 10 bin mi? İstersen 20 vereyim Banu. Evladım sen delirdin mi? Ben bir devlet memuruyum. Bende o kadar para ne gezer? Tamam. Tamam teyze, kapatıyorum. Eyvahlar olsun. Şimdi evden de atacaklar. Karnı burnunda gelip bana yerleşecek. Ah bah. Of.
Bak Cemil'in sokağa çıkmasına izin verme, tamam mı Emine teyze? Emel cadısı geldi, her yerde kızı arıyor ya. Birkaç gün daha sende saklanması lazım. Ne birkaç gün kızım? Keşke hep benimle kalsa. Ben çiçek gibi bakarım ona. Gece rahat uyuyabildi mi? Uyudu uyudu. Merak etme şükür. Tamam. Bak çıkışta bakarız. Eğer Emel cadısı bizi takip etmiyorsa akşam görmeye geliriz. Oldu. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Niye durdun kız? Yürüsene. Kemal, benim için bir tuhaf oldu. Biz böyle biraz aceleye getirdik bu işi ama... Anı yaşa. Ne demişler? Carpe diem. Ya işte böyle az buçuk Fransızcası da vardır bu adamın. Hiç pişman olmayacaksın Mesude. Her şeye sil baştan başlayacağız. Hadi nazlanma kız, yürü yürü. Düşünsene, bugün kendi evimde, kendi yatağımda uyuyacağım. Büşra yanıma gelip, abla beraber uyuyalım mı diyecek. Sonra sabah annemin sesine uyanacağım. Serkan, ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum aşkım. Ama benim bu kadar mutlu olmam Cemre ile benimle haksızlık gibi geliyor. Olur mu Eylül öyle şey? Sen de çok zor şeyler atlattın. Yani... Senin de mutlu olmaya hakkın var. Lütfen. Hadi gül biraz. Hayır, bu kadar olmaz. Kocaman gülümsemeni istiyorum, kocaman. Böyle zorlu olmuyor ki. Ben seni mutlu edecek şeyi biliyorum. Hadi gel. Nereye? Ya sürpriz. Serkan! Rüya biraz kustu Nalan Hanım. Ama yemin ederim ben fazla yemek yedirmedim. Nalan abla de lütfen. Nalan abla. Bebekler böyledir canım. Bazen yutamazlar işte. Ver bakayım onu bana, getir. Gel canım. Ay, ay, ay. Çok mu doydun sen? Bütün mamalarını bitirdin mi anneciğim? İyi değil mi? İyi, iyi. Hiçbir şey yok, ateş de yok. Otursana. Meral ablasını da pek sevmiş. Sana vereyim. Al canım. Dur. Bak canım, geçen gün seni azarladığım için benden çekiniyorsun, farkındayım. Ama Rüya benim her şeyim. Bu yüzden o kadar titiz, hatta bazen manyak gibi davranıyorum. Bir gün anne olunca sen de anlarsın. Ona bir şey olursa ben ölürüm. Annem de benim için ölürdü. Sizi anlıyorum. Annen şahane bir olmalı. Neyse sen Rüya'yla ilgilene dur da ben de dün bir kilo dondurma almıştım. Getireyim onu yiyelim bari. Bir kilo mu? Hepsini mi? Neden olmasın? Vallahi ben şahsen yerim. Ben de yerim vallahi. İyi. Beni affet olur mu bebişim? Babanın suçunu sen çekmek zorunda değilsin. İntikamımı sen alet etmeyeceğim, merak etme. Annen de çok iyi biri. Ama baban için üzgünüm Rüya. O gerçekten çok kötü bir adam. Ve cezasını bulacak. Buyurun, gitarlarımız burada.
Şu gitarı deneyebilir miyim? Evet, buyurun kullanabilirsiniz. Akordu var mı? Evet, var. Tamam. Tarkan, ne yapacağız burada? Bu şarkı senin için aşkım. Ne senden öncesi, ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası. Ayrılık aman, ölümden yaman, geçmiyor zaman, geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıram, yetmiyor canım, yetmiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Eylül, seni çok seviyorum. Eylül, seni çok seviyorum. Senden vazgeçmeyeceğim Eylül, ne olursa olsun. Eylül, beni terk etmeyeceğini biliyorum. Seni çok seviyorum Eylül, çok seviyorum. Sustum hep sözlerimi, yandım ya gözlerimi. Ah, savur savur bitmiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Ben hep böyle mutsuzum. Seni de mutsuz ediyorum. Kendi ben seninle mutsuzluğu da paylaşırım. Yeter ki yanımda olayım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Sen hep böyle gül olur mu? Teşekkür ederim. Kemal, ben çok utanıyorum vallahi. Koskoca çoluklu çocuklu kadın bu halde. Neyin varmış? Sen söylemesen kimse hiçbir şey anlamaz. Taş gibisin vallahi kız. Kemal sus, ayıp. Nihayet yeniden nikahlı karımsın. Ayıp, günah filan yok. Kız Mesude, sen onu bunu bırak da çocuklarımız nasıl sevinecek ama, heh? İkinci bağırma abi.
Evet birader, ikinci Bahar. Yengenle boşandık ama fazla ayrı kalamadık. Neyse kız, hadi gir bakalım koluma da çocuklarımızı almaya gidelim, gir. Kemal dur bir dakika. Ben Eylül'e ne söyleyeceğim? Bugün yurda gelip seni alacağım dedim kıza. Tamam işte Mesude. Biz de Eylül'ü almaya gidiyoruz zaten karıcığım. Bak, ben artık kavgasız, gürültüsüz, huzur içinde, ailemle, çocuklarımla, yuvamda bir arada yaşamak istiyorum. Şahsen insaniyetli bir adam olarak da geçmişin üstüne sünger çektim. Gerçekten mi Kemal? Öyle, öyle, gerçekten. Artık Eylül de bizim birbirimize ne kadar aşık olduğumuzu anlar. Anlar mı? Anlar, anlar. İyi anlar. Hem de çok iyi anlar. Neyse kız, bu kadar çalçana yeter. Gir bakalım koluma. Gir. Kapını da açsın mı sana bu adam? Eteğini de toplayayım mı kız? Toplayayım, toplayayım. Vallahi bu gelinlik çok yakıştı sana. İşte o kadar söylüyorum. Şimdi aslanım, koşu yoluna çekiyorsun. Yalnız yolda giderken kornaya basıyorsun. Nihayetinde bu araba da artık bir gelin arabası sayılır. Hiçbir şey eksik kalmayacak. İşte dakikalar. Emrin olur abi. Bas aslanım gaza bas. Damat gelin görsün milletin gözü. Hoş geldin abi. Eyvallah. Boş boş dikilmeyin lan kapıda öyle. İçeri girip yardım edin. Açılış günü bir eksik olursa var ya, ilk önce sizi sepetlerim ona göre. İçeri girin yardım edin hadi. Tamam abi, giriyoruz. Lan sen, salak mıyım lan ben? Bir saattir peşimde kedi gibi gezip duruyorsun lan. Görmedim zannettin seni. Ya bırak beni! Bırak beni, öldüreceğim seni! Yavru kuşa bak sen. Bırak şu bıçağı. Bırak dedim sana şunu. Gir içeri. Gir içeri! Gir! Gidiyorsun ha kardeşim. Evet. Annem birazdan gelir. Bir veda partisi falan yapsaydık. Cemre bir kurtulsun, sonra bizim evde yaparız. Eylül. Annen geldi. Seni bekliyorlar. Niye gülüyor bu salak? Gelin de görün. Ne oluyor be? Hadi. Çocuğa maskara oldu Kemal. Kime ne kız? Bugün bizim en mutlu günümüz Mesude.
Eylül de geldi. Diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Anne? Harbiden ya. Kamera şakası falan mısınız siz? Allah kahretsin sizi, hepinizi kahretsin! Allah hepinizi kahretsin! Eylül! Anne sen ne yaptın? Anne ne yaptın sen? Eylül, biliyorum çok ani oldu. Şok oldun anne. Ama biz Kemal abinle çok seviyoruz birbirimizi. Yıldırım nikahı kıydık bugün. Anne, sen ne diyorsun? Anne, sen beni delirtecek misin? Kızım, o ne biçim laf? Niye öyle bir niyetim olsun? Kemal abin diyor ki, artık bu küslük kavga bitsin diyor. Huzur içinde yaşayalım, evimize dönelim diyor. Barışmaya geldi seninle. Hadi sen de bırak inadı, evimize gidelim. Ay, kıyamam. Yoksa sen mutluluktan mı ağlıyorsun gülüm? Gel kız. Gel de şöyle bir sarıl Kemal abine de bu küslük artık son bulsun, barışalım. Gel, gel kız. Yaklaşma bana! Allah senin belanı versin! Kızım ayıp değil mi ama nikah günümüzde? Beddua etmesene adama. Ya sen nasıl bir annesin ya? Hani kızına söz vermiştin? Allah ikinizin de belasını versin. Al bu sapık kocan da defol git buradan hadi. Bana bak kız Mesude. Vallahi de billahi de evladımızı almadan şuradan şuraya gitmem. Hadi al çocuğumuzu da evimize yuvamıza dönelim karıcığım. Hadi al al hadi kız. Hadi canım. Ya defol git diyoruz, defol git. Nesini anlamıyorsun ya? Defol. Kız bıraksanıza kocamı. Kız mikropluk yapmasana. Ya defol git. Kadar. Ya of. Ne bu hal Allah aşkına Mesude Hanım, ne bu hal ya? Evlendim. Ayıp mı? Nasıl ya? Nasıl? Mesude, karıcığım. Bu ortamda daha fazla durmamıza gerek yok. Bak yoksa bunlardan biri nazar değdirecek aşkımıza. Hadi gidelim. Hadi kız, yürü yürü. Gelen gelir, gelmeyen kalır. Ha! Kız Mesude, bak aklıma ne geldi. Şu gelinlik çiçeği fırlat da bunlardan hangisi önce evlenecek çok merak ediyor bu adam. Kemal.
Kemal dur şimdi. Aa, at kız at, adettendir. Adet yerini bulsun canım. At at, at kız. Aman sen atmazsan atma. Ben atarım. Kız Mesude, gördün mü? Önce Feride Hanım'ı yolcu ediyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hadi artık, hadi gidin siz artık. Lütfen hadi. Hadi artık, gidin artık siz. Gidin. Feride Hanım bu kadın boşanmıştı. Evde de gelip dedi ki seni alacağım. Şimdi bu halleri ne ya? Manyak mı bunlar? Bilerek mi yapıyorlar?